Merhaba herkese. Konuklarımız katılıyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim duyuluyor mu? Evet. Sanırım okey işaretleri geldiğine göre sesim geliyor. Güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş katılımcılarımız programımıza gelmeye başlasınlar. Bizler de birazdan orkestra şefi İbrahim Yazıcı'yı canlı yayına davet edeceğiz. Herkes hoş geldi bugünkü programımıza. Herkese merhaba. Bugün Zonguldak Opera sayfası olarak sizlerle ülkemizde önemli bir kültürel ve sanatsal temsilcimiz ve orkestra şefimiz olan İbrahim Yazıcı ile sohbet edeceğiz. Sizlerin de sorusunu almaya çalışacağız. Olabildiğince katılımcımız oldu. Şimdi bakalım. Katılımcımızı almaya çalışacağım ama buton çalışmıyor sanki. Biraz evet, uğraşıyorum biraz. Kusura bakmayın. İbrahim Bey'i davet etmeye çalışıyorum fakat affedersiniz sizi bekletiyorum biraz. Evet. Şimdi davet edebildim. Sanırım Merhaba. oldu. Merhaba Maestro İbrahim Yazıcı. Hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Her şey yolunda. Umarım iyisiniz. Yolunda gayet iyi. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi canlı yayına davet ederken biraz zorlandım. Normalde bu kadar zor olmuyordu ama umarım yayınımız öyle geçmez. Güzel geçer, esenlikli geçer. Problem değil. Teşekkürler. Şimdi konuklarımız olabildiğince evlerinde kalarak katılımcılarımız bu malum günlerde kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sizler de yapıyorsunuz. Sizin nasıl Evet. geçiyor günleriniz? İlk önce onunla başlayalım. Gayet iyi geçiyor. Normal zaman gibi çalışıyorum. Benim için hiçbir değişiklik yok. Yani Evet. sabah erken kalkıyorum. Önce piyano çalışıyorum biraz. Sonra ya yoga yapıyorum ya pilates yapıyorum. Sonra meditasyon yapıyorum. Sonra çalışmaya aynı hız devam ediyorum. Çok güzel. Olabildiğince planlı ve programlı bir yaşantınız var diye biliyorum. Sanırım öyle. En mümkün olduğu kadar. Turne falan olmadığı zaman öyle. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu sayfamız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hem katılımcılarımız hem de sizler için. Zaten konuşmuştuk. Zonguldak Opera sayfası. Zonguldak Devlet Konservatuarı'nda ses eğitimci olarak çalışan 5 hoca arkadaşımızın benimle birlikte olduğu kurduğu bir Instagram hesabıdır. Ve bundan hem öğrencilerimize hem de sanat camiasında, müzik camiasında olan kişilere canlı yayında güzel bilgiler sunmak, konuklarımızın deneyimlerini anlatmak ve onlarla ilgili güzel paylaşımlarda bulunmak amacıyla kurulmuş bir hesap. Ve bu şekilde yayınlarımızı yapıyoruz. Size de bu hesabımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Şöyle başlayalım. Ülkemizde ve hatta yurt dışında da tanınan bir şef olarak
maestro olmak, yani orkestra şefliği olma fikri nasıl oluştu? Nasıl yönlendirdiniz? Bize bilgi verebilir misiniz önce? Vallahi klasik müzik çok seviyordum. Herhalde o zaman 12-13 yaşında filandım. Senfonik müzik anormal seviyordum. Ve en sonunda anladım ki dinlemek değil, ben bunu yönetmeliyim. Yani dinlemek yetmiyor. Hani şarkı söylemek yetmiyor da şarkı söylemek istiyorum diye bir şarkı var ya. Evet. Benimki de öyle. Dinlemek yetmiyor, yönetmek istiyorum. Diye evet. Öyle oluştu. Şans eseri de işte konservatuar yarı zamanlı eğitim açtı. Çünkü o yaştan sonra olma ihtimali oldukça güç bir şeydi benim zamanımda. 16 yaşındayken girdim konservatuara. Yani evet. Sıfırdan başlayarak. Ondan sonra da hem şansım yaver gitti, iyi hocalarla çalıştım. Hem gayet azimliydim herhalde. İşte biraz da yeteneğim de varmış herhalde ki olabildim. Çok güzel. Çok güzel. Peki ülkemizdeki bilmeyen katılımcılarımız olabilir. Ülkemizdeki orkestra şefliği eğitimi hakkında bize kısa bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir süreçten geçiliyor? Ya ben tabii benim zamanımdakini biliyorum. Benim zamanımda oldukça katı kurallar vardı. Muhakkak kompozisyon bölümü okumuş olmak gerekiyordu. Kompozisyonda belli bir sınıfa geldikten sonra ancak orkestra şefliği dersi başlayabiliyordu. Ben o katı kurallardan geçerek, yani kompozisyonu bitirerek ancak öyle başladım orkestra şefliği eğitimime. Ki bildiğim kadarıyla hala İtalya'da da böyle, Fransa'da da benzer bir şey hala olduğunu düşünüyorum. Eskiden öyleydi çünkü. İtalya'da kompozisyon olmasa bile muhakkak füg sınıfını bitirmiş olmak gerekiyor. Yani kontrpuanla işini bitirmiş olmak gerekiyor. Onun için de armoniyle işini bitirmiş olmak gerekiyor. Onun için de solfejle işini bitirmiş olması gerekiyor. Orkestra şefi adayının. Şimdilerde bizim ülkemizde herhangi bir enstrümandan gelen öğrencilerde teori bilgisi eğer jüri tarafından yeterli bulunursa orkestra şefliği bölümüne kabul ediliyor diye biliyorum. Eskisi kadar korkunç değil diye biliyorum. Ama gene de çok sağlam bir teori bilgisi muhakkak gerekiyor. Çünkü öyle şuna benzeteyim. Nasıl ki sadece sesi güzel olan bir insan çıkıp pat diye operada başrol oynayamazsa, ciddi bir eğitimi varsa, işte sadece kulağı iyi duyan birisi de elini kolunu bir şekilde vuran bir insanın da orkestra şefi olması çok akıl kârı bir şey değil. Altyapısını doldurmak gerekiyor bunu. Evet, anladım. Siz sanırım Ankara Devlet Konservatuarı mezunuydunuz değil mi? Evet. Anladım, tamamdır. Ankara sürecindeki o ciddi ve kaliteli, çok bilinçli bir eğitim sürecinden geçerek güzel bir yere kavuştunuz. Gerçekten bu bizim ve kültür sanat severler için, müzik severler için çok iyi bir nokta. Bundan elbette biz de mutluluk duyuyoruz. Peki orkestra şefi olarak ilk çıktığınız sahne deneyimini, seyirci anınızı aklınızda mı hatırlayabiliyor musunuz? Tabii. Öğrenciydim daha. 1992 senesiydi. Ankara'da Alman Büyükelçiliği'nde yanılmıyorsam o zaman müsteşarı olabilir ya da öyle yani çok yüksek mertebede bir diplomatın flüt çalıyordu. Bir orkestra kurmuştu. Oda orkestrası. Onlarla beraber işte bir barok akşamı yönetmiştim. Programda Telemann vardı. Tafel Müzik. Bach herhalde vardı diye hatırlıyorum. Evet, Bach vardı. Ve Quant vardı. Böyle bir barok konser vermiştim. 1992'de daha öğrenciydim. Evet, çok güzel. Unutulmaz bir gündür herhalde sizin için. Evet, tabii benim için çok heyecanlı. Programı bile hatırladığınıza göre gerçekten önemli bir gündü. Evet. Aklımda kalmış her noktası. Çok güzel. Peki orkestra şefliği çalışmalarınız ve eğitiminiz Türkiye'de oldu. Bunun dışında eminim ki yurt dışında da çalışmalarınız olmuştur. Tabii. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Neler yapabildiniz bununla ilgili? Burada henüz okuyordum. Kompozisyon bölümünde okuyordum ama orkestra şefliği dersimiz henüz yoktu ve ben şef olmak istiyordum. O sırada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na konuk şef olarak gelen Gilbert Varga'nın kapısını bir arkadaşımın zoruyla çaldım. Çok iyi bir şefti. 2 hafta üst üste yönetmişti. İlk hafta izledik. 2. haftada böyle artık beni zorladı. Git bak sor sen şef olmak istiyorsun. Kimse sana yardım etmiyor diye. İlk
Onunla başladım aslında şeflik çalışmaya. Gerçekten bana yani vuruşu öğreten, partisyon okuyordum gerçi. Rengim Gökhan'la partisyon okuma dersimiz vardı ama partisyonu bir orkestra şefinin gözüyle nasıl görmem gerektiğini, provaya nasıl hazırlanmam gerektiğini ilk öğreten kişi. Ve ondan sonra asistan olarak pek çok orkestraya gittim. Bu orkestralardan bazılarını yönetme şansım oldu. İlk onunla başladım. Arkasından Hikmet Şimşek okulda resmi olarak hocam oldu. Onunla iki yıl kadar çalıştım. Hatta iki yıldan bile fazla olabilir. O da bana orkestrayı çok çok fazla veriyordu gerçekten. Yani bulunmaz bir nimet. Haftada iki defa öğrenci orkestrasını yönetiyordum. Bayağı geniş bir repertuar öğrenme şansım olmuştu o açıdan. Arkasından Ankara Konservatuvarı'ndaki eğitimi bitirdikten sonra Fransa'da Perpignan Bölge Konservatuvarı, Nasyonel Bölge Konservatuvarı'na Daniel Tosi'nin öğrencisi olarak gittim. Daniel Tosi hem besteci hem orkestra şefi. Özellikle opera şefliği alanında çok çalışmış. Onunla diyebilirim ki herhalde o yıl çalıştığımız repertuarın %90'ı operaları ve lirik eserlerden oluşuyordu. O da benim için çok güzel oldu. Çünkü Gilbert Varga ile senfonik repertuar çok çalıştım. Ve Hikmet Hoca ile. Daniel Tosi ile de opera repertuarı çalışınca iyi bir kombinasyon oldu galiba. Sonra bazı kurslara gittim tabii yurt dışında da. O kurslarda da mümkün olduğu kadar kendimi geliştirmeye çalıştım. Hala da birini bulduğum zaman yapışıyorum acaba ne öğrenirim diye. Hala kaçmıyorum yani öğrenmekten. Ne güzel. Öğrenci olmaktan. Ne güzel. Çünkü hepimiz için aynı. Bizler de eğitim süreçlerini bitirdik belki ama hala devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmek için olabildiğince workshoplara, seminerlere katılarak kendimizi akademik ve sanatsal alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Ki zaten bu bizim belki de en önemli görevimiz. Doğru. Şu anda İzmir'de ikamet ediyorsunuz ve İzmir'de güzel bir orkestra var. Olten Filharmoni Orkestrası. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Bu orkestranın orkestra şefliği ve genel yönetmenliğini yapıyorsunuz sanırım. Bu orkestra hakkında bilgiler alabilir miyiz sizden? Aslında şöyle, Olten ailesi çok sanatsever bir aile. Aslında karı koca mühendisler ama çok dahi diyebileceğim kadar parlak zekaya sahip. Ve bir yerden sonra diyorlar ki acaba biz evet güzel kendi işimizi yapıyoruz ama ileride çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak ne bırakıyoruz topluma? Onlara başka bir şey bırakalım. Ne yapabiliriz diyorlar. Acaba şu anda İzmir'de de konservatuvardan mezun olmuş ve herhangi bir yerde kadrosu olmayan çok genç müzisyen var ve iyi müzisyenler var. Acaba onlara istihdam sağlayacak bir şey yapabilir miyiz? Bir alternatif orkestra kurabilir miyiz diye yola çıkıyorlar. Ve arkasından işte bu güzel orkestrayı kurmuş oluyorlar. Bu orkestra aynı zamanda bir müzik okuluna da sahip. İkisi eş zamanlı olarak yürüyor. Ha, çok güzel. Ve gerçekten kadrosu olmayan ama tabii kadrosu olmayıp iyi olan müzisyenler orkestrada yer alıyorlar İzmir'de. Tabii ki çaldığımız eserler büyük olduğu için takviye olarak da kardeşlerine yardım etmek üzere olan yardım etmek için Devlet Opera Balesi'nden ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan da bazı kadrolu olan arkadaşlarımız da yardıma geliyorlar bu konserlerde. Ne güzel. Çok iyi. Ve herhalde yıl içinde önemli programlarınız var, konserleriniz oluyor. Tabii. Yani her ay bir tane düzenli konserimiz var sezon içerisinde. Ama bundan başka önemli günler için de işte yeni yıl için ekstra konserlerimiz oluyor. 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan turne konserleri yapıyoruz. Bu rakam oldukça yukarıya çıkıyor. Aynı zamanda Olten Filharmoni kendi okulunun içinde olan küçük bir konser salonuna sahip. Konser salonu demeyelim, bir saloncuk diyelim aslında. Evet. Orada da oda müziği konserleri gerçekleştiriyor. Bazen öğrencilerimiz çalıyorlar orada. Yani şehrin en azından müzik yaşamına bir nebze olsun renk katıyorlar. Kesinlikle öyledir. Tabii bunlar için de önemli tarihler belirleniyor, konser tarihleri belirleniyor ve her hafta sanırım düzenli çalışmalarınız oluyordur diye düşünüyorum. Her hafta değil, konser haftaları yapıyoruz.
Ya bazı ay iki konserimiz oluyor, bazı ay üç, dört konserimiz oluyor, bazı ay bir tane oluyor. O ayki durumumuza göre. Çok güzel. Peki, klasik batı müziği alanında genç sanatçılara ve yorumculara çeşitli yarışmalarda, projelerde destekleriniz oluyor. Bunlarla ilgili genç sanatçıları veya sanatçı adaylarını teşvik etmek amaçlı çalışmalarınız var. Geçmişte de oldu, gelecekte de olacaktır eminim. Özellikle İstanbul'da bunlarla ilgili konserlerimiz oluyor. Takip ettiğim zamanlardan hatırlıyorum. Bunlarla ilgili bilgiler alabilir miyiz sizlerden? Evet. Ben okuldan mezun olduğumdan beri bir şekilde arkadan gelen öğrencilerle elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. En azından bir biçimde birikimlerimizi aktarmamız lazım. Çünkü müzisyenlik sadece sahneye çıkıp bir şeyler yapmak değil. Tabii her sahne müzisyeninin de, her icracının da öğretmenlik yeteneği yok. Onu da söylemem lazım. Kimisinin bu yeteneği var ama kimisi de öğretmenlik yapmayı sevmiyor. Çünkü sabrı yok. Galiba ben öğretmen olarak oldukça sabırlıyım ve öğretmeyi de seviyorum. Bu nedenle dediğim gibi tam mezun olduğumdan beri ders veriyorum. İstanbul'da çok güzel bir vakıf var. Herhalde 11 yıldır falan bir şekilde gayet düzenli bir şekilde yurt dışında eğitimini sürdürmek isteyen genç çocuklara yardımcı oluyorlar, burs veriyorlar. Çağdaş Eğitim Vakfı. Berlin Yolları'nın önderliğinde kurulmuş vaziyette. Sanat ayağı. Orada sanat kurulundayım ve bu genç çocuklarımızın, genç sanatçılarımızın, sanatçı adaylarımızın her lansman konserlerini yönetmeye çalışıyorum. Elim el verdiği sürece tarihlerim. Aynı zamanda bazı çok aralarında gerçekten sıra dışı olanlarıyla da kendi normal konserlerime de onları davet ediyorum solist olarak. Bazen solist olarak, bazen oda müziği yapıyoruz birlikte. Evet. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Çok güzel. Eminim onlar da sizlerle bu tür projelerde ve çalışmalarda birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorlardır ve mutluluk duyuyorlardır. Emekleriniz için gerçekten teşekkür ederiz. Umarım her şey yolunda gider. Hep düşündüğünüz gibi ilerler bu çalışma. İnşallah, inşallah. Öyle ediyorum. Peki şimdi biraz daha yoğun bir konuya girelim. Daha da sizin mesleğinizin içine girelim. Klasik batı müziğinde ve repertuarda orkestral doku, armonik zenginlik, armonik güzellik açısından sizi çok etkileyen besteciler elbette vardır. Eminim hepsini çok seviyorsunuz ama şu besteciler çok daha beni derinden etkiliyor dediğiniz isimler var mı acaba? Yönetmek açısından, incelemek açısından. Yani şüphesiz gelmiş geçmiş bu açıdan en zengin besteci Johann Sebastian Bach. Belki senfonik müziğin henüz çok gelişmediği bir dönemde yazmış müziklerini. Ama az evvel de bu canlı yayından evvel bir öğrencimden ders yapıyorduk. Online olarak da bir mecburen. Bach'ın İtalyan tarzında yazdığı konçertosu. Solo piyano için yazmış ama bu solo piyano eseri adeta bir orkestra ve bir solist için yazılmış gibi. Yani piyanoyu, çembaloyu öyle kullanmış. Biz tabii şimdi artık piyanoda çalıyoruz bunu. Sanki bir nefesli saz solisti. Büyük ihtimalle oboa da more olabilir ya da keman olabilir. Ve de orkestra için. O zengin dokuyu sadece piyanoda bile yazabilecek kadar muhteşem bir müzisyen. Ve ona şöyle anlatmaya çalıştım bunu. Hele ki orkestral müziğinde bakın bu çok açık. Armoni dediğimiz şey aslında uyum. Uyum nedir? Doğada olan bir şeydir. Aslında besteciler doğanın kendi içindeki gizemini bir şekilde çözmüş ve o uyumu kendi sanat eserlerine yansıtabilmiş insanlar. Plastik sanatlarda da mesela Michelangelo, Leonardo da Vinci. Bunlar gerçekten doğayı inanılmaz şekilde analiz etmişler. Bunun için mühendis olmaya gerek yok ama Vinci'nin zaten bir mühendislik yeteneği de var muhakkak. Evet. Bach da aynı şekilde ses dünyasını bu şekilde analiz etmiş diyebilirim ve öyledir ki Bach'ın müziği, nasıl bir güneş sistemini ele alalım. Bu kadar gezegen, o gezegenlerin uyduları, güneş, asteroidler hiçbir şekilde birbirine çarpmadan büyük bir ahenk içerisinde ama büyük, çok karışık bir sistemde hareket ederler.
baktığımızda kaotik gözükür ama aslında büyük bir uyum vardır. Bach'ın müziğinde bu bir tek güneş sistemi de değil. Güneş sistemini de geçelim. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi. O galaksinin içerisinde bütün güneş sistemleri. Yani herkes aslında son derece kaotik bir hareket yapıyormuş gibi gözükmekle beraber aslında muazzam bir uyum yukarıdan baktığımızda hepsine birden. İşte Bach'ın müziği böyle bir şey. Yani nasıl bir beyin yapısı vardı, nasıl bir duyuşu vardı gerçekten bilmiyorum ama o yüzden hala Bach yönetmek herhalde bana en heyecan veren şeylerden birisi. En havalı yönetilen besteci de Bach değil aslında bir orkestra şefi için. Hani Mahler yönetmek, Stravinsky yönetmek tabii ki çok daha havalı ya da Tchaikovsky. Ama inanın ki onların da müziğinde en can alıcı noktalar genellikle Bach'a olan saygılarını sundukları o kontrpuan yazının çok zirveye çıktığı yerler. Mesela Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümünde muazzam büyük bir füg vardır. Orası evet. Benim için o eserin en can alıcı yeridir. Çünkü Beethoven'ın mesela adeta insanlığın kardeşliği için savaştığı bir noktadır. İnanılmaz bir şey. O yüzden Bach'ın bende yeri herkesten çok daha farklı. Evet. Diğer besteçilerden de kısa kısa bilgiler verdiniz. Çok iyi oldu. Bach gerçekten büyük Bach olarak isimlendirilmesinin herhalde en büyük tabii. birisi oldu. Bu kesinlikle. Peki. Bazen çalışmalar, konserler, provalar istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hepimizin başına gelebiliyor bunlar. Bu tür durumlar olabiliyor mu hayatınızda? Karşılaşabiliyor musunuz? Çoğunlukla eminim ki profesyonel besteciler, sanatçılar ve enstrümanistlerle çalışıyorsunuz ama bazen işler yoluna gitmeyebilir. Sizi geren, üzen durumlar olabiliyor mu çalışmalarınızda? Yani tabii ki insan her zaman gerilebilir ama hiç unutmamak lazım ki insanı en çok geren kişi kendisi oluyor. Hı hı. İnsan kendi kendisiyle didişiyorsa eğer zorluklar çıkmaya başlıyor. Çünkü aslında biz beraber müzik yaparken kafamızda belki bir şeyi planlayarak gidiyoruz. Opera yönetirken olsun, senfoni yönetirken olsun, oda müziği yaparken olsun yahut bir başımıza kendi piyanomuzun başına geçtiğimiz zaman. Kafamızda planladığımız şeyle doğadaki şey birbirine uymak zorunda değil. Çünkü benim kafamda planlamış olduğum müzik her şeyin yolunda gittiği anda akan müzik. Yani öyle olmalı ki işte orkestradaki herkesin kas sistemi mükemmel olmalı, elindeki enstrüman mükemmel olmalı, o andaki sinir yapıları mükemmel olmalı. Ama herkesin gergin olduğu anlar var, yani herkesin bir hayatı var. Elindeki enstrüman çok iyi değildir. Yahut iyidir ama o gün acayip yağmurludur hava. Yağmurlu havada enstrüman gerçekten iyi ses vermeyebiliyor vesaire. Evet. İşte orkestra şefi olarak insanın gerçekten elastik olabilmesi lazım ve o an çıkabilecek en iyi şeyi elde edebilmek lazım. Yani o an belki topluluğa çok uyum göstermeyen kişileri bile yeniden uyumlayabilme yeteneğine sahip olması lazım orkestra şefinin. Belki biraz karışık anlattım. Yok, ama gayet. Ve yani şu var. Kavgasız bir orkestra hayatımda düşünemiyorum. Ya da başka bir sesin çıkmadığı bir orkestra. Yani her kafadan bir ses çıkan bir yerdir orkestra aslında. Önemli olan orkestra şefinin büyük bir sükunet içerisinde karşısındaki insanlara ikna edici bir şekilde yaklaşabilmesi ve onların yaptığı işten zevk alır hale getirmesi lazım. Belki kendi kafasındaki şekilde çaldırtmaz ya da söyletmez. Ama o yaptığı şeyin aslında kendi düşündüğünden bile çok daha iyi, çok daha güzel bir şey olduğunun farkına varmasını sağlayabilir ve bundan zevk almalarını sağlayabilirse orkestra şefi zaten başarı kazanır. Yoksa orkestra şefi tek başına savaşan bir general değildir ki. Yani hangi general eline kılıç alıp da kendisi savaşa girer zaten? Orkestra şefi de öyle aslında. Biz hiçbir şey çalmıyoruz orada. Ama çalanları şevke getirmemiz lazım ve en iyi çalar hallerine getirmemiz lazım ki güzel bir netice çıksın bundan. Yoksa gerisi tamamıyla şovdan başka hiçbir şey olmaz yani. Kesinlikle haklısınız. Teşekkürler. Geçelim klasik batı müziğinin kendi camiasındaki durumuna. Şu anda birçok müzik türü mevcut dünyada ve her müzik türünde bir kitlesi var. Hepsi zaman zaman kitlelerinin sayısı değişiyor olabilir. Hepsinin beğeni sayısı, tutulma sayısı,
tercih edilme durumları değişiyor olabilir. Sizce klasik batı müziğinin geçmişten tutarak bugüne kadar gelirsek acaba şu anki durumu nasıl? Yeterli ilgi alabiliyor mu? Veya almıyorsa alabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yeterli bilgi mi? Yani klasik batı müziğinin şu anki durumu hakkındaki düşünceleriniz. Sizi yeterince beğeniyor mu? Bence klasik batı da demeyelim, klasik müzik. Çünkü klasikleşmiş güzel müzik var. Şimdi güzel müziği anlamak her zaman çok kolay olmayabilir. Biraz daha meşakkatli olabilir. Batı'da da bu böyle, Türkiye'de de böyle. Şimdi serüvene isterseniz çok geçmişten başlayacak olursak nasıl bu noktaya geldiğimizi. İlk önce klasik müzik dediğimiz şey, yani yüksek sanat müziğinden bahsedelim. Klasik de demeyeyim de. İlk önce buna ulaşabilen kişiler sadece aristokratlardı. Yani sarayında bir orkestrası olan kişi, sarayında kendin müzisyeni olan bir kişi. Yani düşünün ki şimdiye kadar bir soylunun evinde müzisyenlik yapmadığı halde ayakları üzerinde duran ilk müzisyen bildiğimiz besteci Beethoven. Ama diğer hepsi bir sarayın müzisyeni olmaya çalışıyor. Ya da bir soylunun yanında çalışmaya çalışıyor. Haydn, koskoca Haydn, gene Mozart'ın, Beethoven'ın büyük hayranlık duydukları, Haydn babamız dedikleri kişi, Esterhazy Sarayı'nda görev yapmak zorundaydı. Evet. Yani fakat sonra ne oldu? Aydınlanma çağıyla beraber sanat, yüksek sanata halk da ulaşabilmeye başladı. Burjuva dediğimiz şey, şehirliler, kentliler de, illa aristokrat olmak zorunda değiller ama şehir orkestraları kurulmaya başladı. Şehirdeki diğer normal insanlar da, mesela Viyana'da Volksoper, halkın en azından gidebildiği bir opera ile oldu. Bir tek saray operası değil de halk da oradaki operadaki eserleri izlemeye başladı. O günden bugüne gelecek olursak bizim ülkemizde de aslında bizim müziğimiz, onların müziği denilen şey, Osmanlı için söylüyorum. Hı hı. Belki biliyorsunuzdur ama Osmanlı padişahlarının pek çoğu, özellikle Tanzimat'tan sonraki padişahlarının pek çoğu klasik müziğe son derece tutkunlar. Hı hı. Hatta pek çok İtalyan operasının İtalya'dan sonra ilk seslendirildiği yer Osmanlı Sarayı. Evet. Yani onlar çünkü bir vapurla yola çıkıyorlar İtalya'dan, bütün prodüksiyon ekibi, ve geliyorlar burada padişahın huzurunda çok operalar oynanmış. O yüzden evet. Ama o zaman halk bunları izleyebiliyor muydu? Hayır. Cumhuriyetle beraber, yani Batı'nın aydınlanma çağı bizden çok daha erken tabii ki. Onların 1700'lere denk geliyor. Bir müzikteki aydınlanmadan en azından bahsedeyim. 1700'lerin başı. Biz ancak 1900'lerde bunu halka sunabilmeyi başarmışız. O yüzden gene de ne olursa olsun ciddi bir şekilde büyük bir yükseliş var dinleyicide. En azından halk da bunu dinleyebiliyor. Bugün Batı'da dinleyici yaş ortalaması çok küçük değilken, genellikle o böyle akbaşlar geldi derler genelde, mesela Almanya'da konsere, o gene hep saçı beyazlar geldi filan. Bizde mesela evet. Batılılar gelip de konsere çıktıkları zaman hayret ediyorlar, ne kadar çok genç dinleyiciniz var diye. Bu çok önemli. Bizde çocuklar ve gençler gerçekten buna yüksek sanat müziğine Batı'dakinden çok daha fazla belki ilgi duyuyorlar. Bu da çok önemli bir gelişme. Hiçbir zaman tabii ki pop müzik kadar tutulan bir müzik olmayacak. Çünkü pop adı üzerinde, yani popüler zaten. Evet. Ama pop dediğiniz şey, geçen yıl albümü çıkan bir pop müzisyeninin albümü bu yıl dinleniyor mu? Yok, dinlenmiyor. Hı hı. Hatta hiç unutmuyorum, ismi lazım değil. Askerdeyken bir arkadaşımla beraber Mozart'ın Don Giovanni operasından bir düet çalıyoruz. Beraber piyanoda dört el. Bizimle de askerlik yapan bir popçu arkadaşımız var. Böyle geldi odaya, gördü, ay ne kadar sıkıcı bir şey bu filan dedi. Yanındaki arkadaşıma çok hazır cevap şey dedi. Canım benim dedi. Senin en son albümün dinleniyor mu hala dedi. Bak geçen yıl çıkarmış değil mi? Hatırlayan yok değil mi o şarkıları? Bak bu 200 sene evvel bestelenmiş ve hala çalıyor, hala insanlar dinliyor. İstersen biraz saygı duy diye. Evet. Bu işte böyle bir şey. Evet. Kesinlikle orada güzel bir cevap olmuş. Evet. Elbette ki herkesin beğenisi farklı ama klasik müzikten bahsedildiği zaman ki yüksek sanattan bahsediyoruz.
Elbette ki bütün kapıları farklı açmamız lazım, farklı değerlendirmemiz lazım. Elbette ki bunun için seyircilerin ve insanların, toplumun bilinçli olması lazım. Tabii ki bizdeki klasik müzik dinleyicilerinin yaş ortalamasının daha düşük olması elbette ki mutluluk verici bizim için. Evet. Peki maestro, çok sesli Türk müziği bestecilerimiz var. Vefat etmiş olanlar var, hala yaşayanlar var. Bu bestecilerimizin de eserlerini repertuarlarınıza alıyorsunuz elbette ki. Bu yönelimleriniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Çok sesli Türk müziği bestecilerinin sizin repertuarlarınızdaki durumu nedir? Yani ben mümkün olduğu kadar Türk bestecilerini de Hocam Hikmet Şimşek'ten de dolayı diyeyim. Onun en büyük vasiyetiydi. Türk bestecisi çaldırtacaksın ve kayıt edeceksin diye. Ne güzel. Çünkü çok önemli. Eğer ben Türk bestecisini ben çaldırmıyorsam kimse çaldırmaz. Ayrıca zaten herkes Beethoven'ı yönetiyor Almanya'da filan. Yani benim de kendi imzam olan bir şey olması lazım. Ya da bana, ya mesela konuya şöyle yaklaşayım. Bugün siz Almanya'da bir okula girmek isterseniz, çoğu okulun giriş şartnamesinde şöyle bir şey vardır. Sınava girmeniz lazım. Hı hı. Piyanist olarak mesela diyeyim ya da kemancı olarak. Üç eser isterler farklı dönemlerde. Bir tanesi bir Bach olsa çok iyi olur tabii. Üçüncü eser kendi ülkenizden bir bestecinin eseridir. Hı hı. Çünkü bu adam kendi müziğini acaba nasıl icra ediyor? Yani kendi müziğini bilmeyen, kendi şarkısını söylemeyen bir insan başkasının şarkısını söyleyemez çünkü onlara göre. Ama evet. Bizde nedense konservatuvarlarda ama Türk bestecisi mi diye böyle bir burun kıvrılabilir. Bazen orkestralarda karşıma çıkıyor mesela. İşte modern besteci diye azıcık sallamaya çalışıyorlar mesela pasajları. Ben de biraz işte bu konuda elim aşalıyım. Hep şey diyorum. Pardon diyorum. Beethoven, Tchaikovsky'ye bu kadar özen gösteriyorsunuz çalarken her notayı çalmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bu özeni bir Türk bestecisine de gösterin. Belki ondan da çok güzel bir şey çıkabilir. Evet. Ve neticede tabii ki eğer iyi bir besteci seçildi, her Türk bestecisine de harika demek istemiyorum. Her Batı müzisyeni, her Batı bestecisi harika olmadığı gibi. Ama gerçekten şaheserler yazmış, çok iyi bestecilerimiz var ve onları zevkle repertuarıma alıyorum. Sadece bir defa yönetmiyorum, defalarca yönetmeyi seviyorum. Ne güzel. Bize mutluluk diyoruz. Türk çok sesli bestecilerimizin eserlerini dinlemek gerçekten bizim için de çok önemli ve ayrıcalıklı bir durum gerçekten. Peki maestro, orkestra şefliği, kompozitörlük, kompozisyon bölümü bitirdiniz. Arkasından orkestrası şefliği yapıldı. Onlar eserleri de yönettiniz. Ama bunlarla ilişkili olarak korolarla ve çan müziğiyle ilgilendiniz. Vokal gruplarla ilginiz var. Bu yöndeki bilgileriniz ne kadar sizi, konunuzu genişletti? Yani şan ve koro eğitimiyle ilgili çalışmalarınızdan ve düşüncelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, her orkestra şefi insan sesinden anlayacak diye bir şey yok. Yani bu bir kulak meselesi zaten. Hani bir tek kağıt üzerinde olacak bir şey değil. Duyuşunuzun çok yüksek olması lazım. Renk fark ediyor olmanız lazım ki beraber çalıştığınız şancılarla rahat çalışabilirsiniz. Onları çok yormayasınız. Evet. Benim de şöyle bir şansım olmuştu. Birincisi müziğe başladığım yer konservatuvardaki Muzaffer Arkan'ın korosuydu. İlk önce kendim şarkı söyleyerek başladım açıkçası. Evet. Ve çok hoşuma gidiyordu. Küçükken bile şarkı söylemek benim çok hoşuma gidiyordu. Ama yani sesim de var. Yani yok değil aslında. Ama itiraf edeyim ki pek sağlığım şarkıcı olmaya el vermezmiş. Çünkü çok fazla alerjilerim var vesaire. Yani sesim iki gün iyiyse beş gün kötü. O yüzden iyi bir şey çıkmazdı bence benden şarkıcı olarak. İyi ki şef olmuşum. Ama şarkıcıları ve şarkı söylemeyi çok sevdiğim için ve opera müziğini de çok sevdiğim için daha önce bahsettiğim gibi Fransa'da ders alırken Daniel Tosi'den orkestra şefliği dersi. O okulda şöyle bir mecburiyet de vardı. Bir yaylı saz, bir de nefesli saz çalmam icap ediyordu. Ben de şeflik hocam aynı zamanda okulunda müdürü. Dedim ki acaba ben nefesli saz yerine şan dersi alsam olur mu? Aa tabii olur dedi. Aynı teknik nasıl olsa benim için çok daha iyi olabilir. Çünkü okulda da çok iyi bir şan hocası vardı Daniel Perrier. Çok büyük orkestra şefliğiyle büyük kariyer yapmış. Carl Böhm'le Mozart söylemiş. Daniel Barenboim'le Strauss söylemiş.
Yani sayısız opera vardı repertuarında ve çok da iyi bir hocaydı. Onunla şu an çalıştım orada. İlk defa ondan mesela pek çok işin tiyosuyla alakalı şeyler öğrendim. Hatta opera şefiyle alakalı. Mesela hiç unutmuyorum, sınıfında bana ansambulları yönettirirdi. Bir gün Rigoletto ansambul yönettiriyor. İşte kuartet. Evet. Baritonun faye çıktığı bir yer vardı. Bana şey dedi. Pek çok şef elini orada havaya kaldırır. Sakın ellerini havaya kaldırma. Çünkü sen havaya kaldırırsan elini, baritonun larynx'i yukarıya doğru çıkar. Tam tersi aşağı doğru bastır. Georg Scholti böyle yönetirdi dedi mesela. Vay be, çok güzel. Yani inanılmaz böyle acayip tiyolar veren. Ondan başlayan tabii serüvenim. Ondan sonra pek çok başka kişilerle de çalıştım yani. Şu an Oylun Erdayı'yla çalıştık uzun müddet. Ve ona devlet çok sesli korosunun şefliğini yaptım 10 sene boyunca. Şimdi evet. Bir devlet, bir koronun şefliğiyle orkestranın şefliği birbirine çok benzer gözükmekle beraber arada çok önemli bir fark var. Orkestraya bir pasajı çok defa tekrar ettirebilirsiniz. Hı-hı. Ama koroya asla. Çünkü koroda çok pratik olmak lazım. Hı-hı. Parçayı ne kadar hızlı, sesi ne kadar yormadan, ne kadar rahat şekilde öğretirseniz o kadar iyi bir koro şefi olmuş olursunuz. Evet. Ben de galiba en çok bu konuda Walter Strauss'tan ve Elena Pushkova'dan etkilendim. Walter Strauss'un maalesef ki asistanlığı yapma şansım olmadı ama Pushkova'nın piyanistini yapmıştım operada. Görmüşüm nasıl çalıştırdığını. Ama şu çok önemli ki Strauss'un da bir şekilde mirasçısı oldum devlet korosunda. Ondan iki sonraki şef olarak biliyordum nasıl çalıştırdığını. Bir defa tamamıyla evet. Piyano çalıştırırdı. Nota adı söyletmezdi. Sadece nan 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 diye. Benim belki buna eklediğim bir şey oldu. Asla orijinal rejistrinde piyano bir şekilde yani marke dediğimiz şancıların mesela diyelim ki nan 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 nan. Bu ses tellerine oldukça zarar veren bir şey. Ben bunun yerine bir oktav aşağıdan ama neredeyse mezzo piyano olacak şekilde yani ses tellerini büzüştürmeyecek bir şekilde onları çalıştırırdım. Ve bu da İlk önce kulak entonasyon mükemmel bir şekilde oturur. Piyanoya hiç dokunmadan, o kadar piyanist olmama rağmen. Çünkü bu tembellik yapıyor korodaki insanların kulağına. Bir defa notalara oturduktan sonra bu sefer mesela sesleri mi yoruldu? Sadece sözlerini bon olarak okuturdum. Güzel telaffuzu iyice otursun ritmik bir şekilde filan. Arkasından da ikisini buluştururdum. Çok teknik problem varsa onun üzerine giderdim filan. Bu işi çok pratik bir şekilde öğretmeyi gerektiren bir şey. Hı-hı. Bir de ansap da bozmamak lazım koroda. Çünkü her şey şu iki telin arasında. Evet. İnsanın gerildiği anda ilk olan şey sesi, ses telleri büzüşüyor. Evet. Ve direkt koronun kapasitesi düşüyor. Yani mümkün olduğu kadar eğlendirerek filan prova yapardım. Bana çok şey öğretti koro şefliği. İyi ki de yapmışım ve itiraf edeyim bugün iyi bir koro olsa şurada. Ama tabii beni bu sesle artık alırlar mı bilmiyorum. Eğlence için gidip koroda şarkı söyleyebilirim. Çok önemli gerçekten. Bizi izleyen koristler, müzik öğrencileri, konservatuar öğrencileri, koro şefleri bu bilgilerden elbette ki güzel bir şekilde faydalanacaklar. Devlet korosunun şefliğini yapmış olmanız gerçekten çok büyük bir nimet ve çok güzel bir anı topluluğu olmuş. Eminim. Çok güzel konserler yapıldı. Geçmişte okuduğum zaman da görebiliyorum. Ve sizi gerçekten çok etkilemiş. Anlatırken dahi yüzünüz gülerek her şeyi attınız. Tabii tabii. Ya bir de sadece konserler yapmadık onlarla çok kayıtlar yaptık. Bu çok önemli. Ahmet Adnan Saygun'un bütün akapella koro eserlerini yaptık. Kayıt CD. Muammer Sulu'nun pek çok türküsünü CD olarak yaptık. Fazıl'ın Nazım Oratoryosu'nun iki CD kaydını yaptık. Bir DVD kaydını yaptık. Metin Altıok Ağıtı'nın CD'sini yaptık. Başka pek çok Türk bestecisinin eserlerini radyoda kayıt yaptık. Hı hı. CD olarak çıkmadılar galiba. Ama yani bu çok önemli bir şey. Evet. Çok büyük emekler gerçekten. O dev eserler çok ciddi emeklerle o albümlere, kayıtlara sığmış oldu. Ölümsüzleştirildi. O ciddi seslerle. Peki ses eğitimine girmişken, vokal müziğe girmişken, opera müziği ve opera besteciler hakkında konuşabiliriz belki. Sevdiğiniz, hı-hı, beğendiğiniz, yönetmeyi istediğiniz veya yönetirken çok beğendiğiniz bir opera veya operalar var mı?
bunları duyabilir miyiz? Ya var tabii, hani yönettiğim, yönetmediğim pek çok güzel opera var. En önemlisi şu, yani ben yönetmeyi seviyorum diye bir eseri yönetmiyorum hiçbir zaman. Eğer ki bir operada ben karar verseydim eserlere, yani ne eser yapılacağına, sesi, ya o eserin sesi eğer o opera evinde yoksa hiçbir zaman o eseri koymazdım repertuara, ben çok istiyorsam bile. Mesela elinizde Otello söyleyecek bir tenorunuz yok ama birilerini zorluyorsunuz ki Otello söylesin. Ve onun sesi gidiyor. Ya da Turandot. Turandot'unuz yok. Turandot söylemeye zorluyorsunuz birisine. Bu anlamsız bir şey bence. Evet. Özellikle genç sesleriniz varsa genç seslere yönelik eserleri özellikle koymaya gayret ederdim. Öğretici olsunlar diye. Çünkü çok uzun bir yol kat ediyor opera şarkıcıları. Düşünün ki operaya girdiklerinde çoklukla 22-23 yaşında. Henüz sesler çok olgunlaşmamış. Evet. Olgunmuşçasına force ederek koca orkestrayı seslerin geçmesi yerine o seslerin tam gerçek olgunluk seviyesine gelene kadar öğretici eserlerle onlarla çalışmayı tercih ederdim. Mesela en öğretici besteciler bence ilk önce insan kendi ana dilinde şarkı söylemeli. Doğru vokaller otursun diye. Mesela biz işte operacılara yaparlar. Mi ya bella, mi ya bella diye. İtalyanca ana dilimiz mi ki biz mi ya ile egzersiz yapıyoruz mesela. Yani mi ya yerine ben bazen böyle bir Şan Masterclass falan yaptığım zaman mi ya diyor, böyle acayip bir şey oluyor. Çocuğum iade ediyorum mesela. Üade diyemeyeceği için iade ediyor ve İ de doğru yere geliyor, A da doğru yere geliyor. Evet. Ya da mesela o vokali hiçbir zaman doğru düzgün söylemiyor falan, acayip şey. Ordu de bakayım derim mesela. Ordu deyince bütün bedenin içerisi açılıyor mesela. Gerçekten tınlamaya başlıyor. İşte o Leyla Gencer'in güzel O'su bir şekilde geliyor. Evet. Çalışma adına seste bir defa elastikiyetin gelişmesi için Donizetti'yi çok öneriyorum şancılara, genç şancılara. Hı hı. Çünkü Donizetti bir defa forte'den değil piyanodan buldurtuyor ve piyanodan sesi büyütüp küçültebiliyor, evet. Elastikiyeti kazandırıyor. İkincisi muhakkak Verdi. Verdi gerçekten pek çok eseri şan hocası gibi yazmıştır. Yani mesela çok zor olmakla beraber abes bir örnek vereyim. Çeleste Aida aryası. Çeleste Aida. Evet. Dönüş sonuna kadar çıkartır. Mesela tenor hiçbir zaman daha dönüş sonundan yukarıya çıkmaz. Fa'ya kadar gelir durur. Bir daha aşağıya ısıtır. Sonra bir defa yukarıya doğru çıkartır. Bu sefer sol'e kadar yukarıya sesi çeker. Diğer besteciler bunu o kadar iyi başaramayabilirler. Ha en sonunda piyano si bemol tutturuyor mu? Önce forte ondan sonra piyanoya çekti. Evet ama onun bütün hazırlığını yapıyor Verdi. Eğer şan hocası çok akıllıysa ya da şancı da akıllıysa, ses gösterisi yapmıyorsa bu aryadan çok şey öğrenebilir. Tabii ki ama sesi eğer ki bu aryayı söylemeye yeterli bir sesse, yani gerçekten spinto bir tenor değilse, lirico leggero bir tenor da tutup da ben Celeste'yi de söyleyeceğim diye yola çıkmamalı. Lirico leggero ise de onun repertuar için çok güzel pek çok eser var, yani onlarla yola çıkabilir. Evet. Bunlar gerçekten çok önemli bilgiler. Çünkü bazı konservatuar şan öğrencilerimiz basamakları teker teker değil, ikişer, üçer, dörder atlamaya çalışarak gitmeye çalışıyorlar. Evet. O zaman kaybından ve yorgunluktan ve başka bir şey gerçekten değil. Umarım onlar da bu bilgileri alarak doğru olan neyse onu bulmaya çalışırlar. Evet. Elbette ki bir hocam de ben... Sözünüzü keseceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela biz de kime sorsam sesin ne diye kimse bana soprano demez. Ya dramatik sopranodur ya koloratür sopranodur. Ya kardeşim sesin sopranoysa soprano. Çok da önemli değil ne oldu. Ve bizde niyeyse en çok da dramatik duyuyorum. Ve o kadar acayip ki hayatlarında bence hiç dramatik soprano sesi duymamış olsa gerek bu insanların pek çoğu. Ama hocalar da bu damgayı çok fena vuruyorlar. Benim sesim dramatikmiş diye. Hayatımda belki canlı olarak bir iki sefer duymuşumdur dramatik soprano, gerçek dramatik soprano. Bir tanesi işte Daniel Tosi'nin gene öğrencisiydim ve asistanlığını yapıyordum. O zaman Fransa'nın çok meşhur bir sopranosu vardı, Françoise Paule. Bu hanım herhalde 130 kilo filandı. Benim şan hocam da bu arada çok zayıf bir kadındı. Hocam şey derdi, kilo öyle şancı için aslında önemli bir şey değil. Sadece evet. İnsanlar o kilo önemli zannediyorlar. Ama yani kilo saçma sapan bir şey. İnsanın önemli olan içeride sesin gerçekten güzel büyüyüp dolaşabileceği kadar kavite, boşluk bulunması. Evet. Bu François Paule ile hiç unutmuyorum şehrin kalesinde konser yapacağız.
ertesi gün. O gün henüz mikrofon falan yok. Ve La Forza del Destino Arya söylüyor. Bu arada François Pole çok büyük bir Wagner şarkıcısı. Onu da altını çizmem lazım. Çıktı. Paçaya başladı işte. Paça yukarıda Pianissimo falan başlıyor. O dev sesli kadından bir defa inanılmaz ip gibi bir piyano fa. Arya'nın ortasında Pianissimo si bemol gelir. İp gibi bir si bemol. Hiç en ufak bir force yok, bir şey yok. Ve Arya'nın sonunda maledizyon, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diye bir si bemol tuttu ki. Koca orkestra, yani birinci kemanlar 16 rahle falan da söyleyeyim. Yani orkestranın büyüklüğünü tahayyül edin. 110 kişi falan vardı herhalde. 3 trombon, tuba falan. Orkestranın sesi duyulmuyordu kadın bu si bemolü tuttuğu zaman en son. Eğer ki dramatik repertuar bir şey söylüyorsanız sesinizin gerçekten dramatik olması lazım. Yoksa mış gibiyle olacak şey değil. Hani ne olur? Ses telleriniz yorulur, ses telleriniz yaşlanır. Yaşınızdan önce çok feci şekilde tahrip olur. Zaten aklı olan bir insan sesiyle şarkı söylemez, sadece tınısıyla şarkı söyler. Yani sesiniz sizin ana paranız. Bankada evet. Duruyor. Tını dediğimiz şey sadece faiz. Faizini yerseniz o faizi kullanırsınız ve belki 65 yaşına geldiğiniz zaman bile hala yukarıda pırıl pırıl donatüren notası tutabiliyor olursunuz bu şekilde. Kesinlikle. Çok ciddi bir anınızı anlattınız gerçekten. Özellikle ses karakterlerinin belirlenmesi maalesef ses eğitimi süreçlerinde çok biz hocaların canını sıkan ve zorlayan bir süreç. Bunları öğrencilere anlatmak gerçekten ve onlara benimsetmek çok güç bir aşama. Bu süreci olabildiğince sağlıklı atlatmaya çalışıyoruz ki ergenlik dönemi bitmiş, konservatuara gelmiş, basamakları yavaş yavaş atlatma çabamız, mücadelemizin yanında bunlarla da uğraşmak bizim için gerçekten farklı bir nokta oluyor. Ama bizim bu elimizden geldiğince düzgün bir şekilde eğitim de yapmaya çalışacağız tabii ki. Mesela size bir iki tüyo vereyim bununla alakalı. Ben bazen şan bölümünde okulda solfej hocasıyken şan bölümünde sınavına girerdim kulaklıklarına bakmak için. Evet. Allah'ım kim o hoca zorlar çocuğun en tiz notasını anlamak için. Ya iyi bir kulak. Çocuk dönüş tonuna geldiği zaman zaten anlar. Bu çocuğun yukarıda en son si bemolü mü var, dosu mu var, resi mi var? Zorlamaya hiç gerek yok. Ve iyi bir şan hocası da eğer aklı başındaysa ilk senesinde sadece birinci oktavını güzel bir yere koymalı. Evet. İlk oktav doğru şekilde aşağıya göğüse bağlandıysa ve yukarıya çıkış hamlelerini doğru bir şekilde kaslar öğrendiyse, ilk önce kasın öğrenmesi lazım, ses telinin değil. Yani yumuşak damak yükseliyor mu? Yumuşak damak yükselirken gerçekten aşağıdaki kaslarımız, popomuzdaki kaslarımız gerçekten rahat bir şekilde açılıyor mu? Ama hala çok tize falan zorlamıyoruz. Sadece basınç, hava basıncını öğrenmesi gerekiyor çocuğun. Bir defa bu enstrüman öğrendikten sonra ondan sonra ilk defa dönüş tonuna izin verebilir insan. Çünkü zaten artık her şeyin yeri bellidir, yeri hazırdır. Ondan sonra zaten hayatı boyunca sesine hiçbir şey olmayacaktır. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok ciddi bilgiler bunlar. Yani. Umarım bir gün sizi Zonguldak'ta misafir ederiz. Bu bizim için gerçekten büyük bir şeref olur. Konservatuarımızda sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. İnşallah. Sizi güzel günlerde gerçekten aramıza görmekten çok mutlu duyacağız maestro. Çünkü çok ciddi günler var. Bunları anlatmamız gerekiyor. Sizlerin anlatmanız gerekiyor. Zaten yapıyorsunuz. Severek yapıyorsunuz bu işi. Umarım her şey istediğimiz gibi giderler ve güzel işler yaparız birlikte. Oradan bir soru geldi. 12 yaşında şan dersi. Evet. 12 yaşında şan dersi alınmaz ya. Ne yapıyorsunuz? Daha çocuğun sesi değişecek. Bırakın hiç şarkı bile söylemesin o çocuk. Mahvolur. Kesinlikle öyle. Şimdi ben sorulara bakarken tabii ki kendi kameramı kapattım. Soruyu aktarayım. Bir orkestra şefi olarak birlikte çalışacağınız şarkıcıların sahip olması gereken özellikleri söyleyebilir misiniz demiş. Benimle çalışacaklarsa çok sabırlı ve çalışkan olmaları lazım. Birincisi ne söylüyorlarsa kelime kelime anlamını biliyor olmaları lazım. Hani ne anlatıyormuş değil. O kelime o anda ne söylüyor? Onu çok iyi biliyor olacak. O dile çok hakim olacak. Vokal olarak en azından. Orkestrada ne olduğunu çok iyi biliyor olacak. Çünkü her zaman solistin söylediği şey en önemli değildir. Mesela Puccini'yle Bohem Operası.
Evet, evet. Arya olan anlar var. Ama çoklukla aslında orkestra hikayeyi anlatır ve yukarıdakiler sadece konuşurlar. O anlarda orkestrada eğer müziğin ne şekilde gittiğini eğer bilmiyorsa şancı benden çatışması pek akıl kârı bir şey değil. Çünkü gerçekten tahammül edemiyorum öyle şeyleri. Yani her şeye hakim olması lazım şancının. Mesela hayalindeki şancı kim? Domingo. Domingo piyano redüksiyonundan bile çalışmıyor, partisyondan çalışıyor. Yani orkestraların ne olduğunu çok iyi biliyor. O zaman işte Domingo oluyor insan zaten. Herhangi bir şarkıcı olmuyor. Kesinlikle güzel. Yayınımızın sonlarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sizin de yoğun bir programınız var. Bunu bildiğim için ona yaklaştırmak istiyorum yavaş yavaş. Yöneticilik, orkestra yöneticiliği, bunların dışında besteler ve düzenlemelerle ilgili çalışmalarınız var diye biliyorum. Kendine ait bunlar hangi yönlerde acaba, bilgi verebilir misiniz bize? Ya şarkılar yazdım. En çok tabii şarkıcılarla çalışmayı sevdiğim için. Orkestra için bir uvertür yazdım. Geçen yıl dramatik bir sahne eseri yazmıştım. Kadınım isimli anlatıcı, şarkıcı ve orkestra için. Şimdi bir violonsel sonatı yapıyorum. Ondan sonra yanı sıra orkestra için varyasyonlar yazıyorum şu anda. Bir de aslında sizin işinizi ilgilendirecek bir şey. Şimdi konkon, vakkay gibi metotlar var ya, hep bunlar İtalyanca. Ya da Arjantinler, çok öğretici şarkılar ama hiçbirisi ana dilimizde değil. O tarzda bir şarkı albümü yazıyorum şu anda. Arjantinlere benzer bir şekilde. Yani baktığınız zaman müzikal olarak hiç zorlayıcı hiçbir şey yok. Ama Türkçe sözler oluyor. Ve Türkçe vokalleri birbirine bağlayabilmek. Yani böylece Türkçe üzerinden bunu öğrendiği zaman çocuk, yani i'yi nerede, a'yı nerede kullandığını, o'yu nerede kullandığını öğrenince onun bir benzeri Arjantin'i çok daha kolay bir şekilde öğrenebilecek bu şekilde. Böyle bir eğitim metodu hazırlıyorum şu anda. Bu çok güzel bir haber. İyi ki bu soruyu sormuşum. Eminim herkes bu çalışmanızı büyük bir merakla bekleyecek. Ses eğitimcileri, şancılar, opera bölümü öğrencileri ve biz de büyük mutluluk duyacağız bu eserleri çalıştırmaktan. Umarım kendi düzenlemelerimiz ve bestelerimizi de en kısa zamanda sahnelerde veya televizyonlarda veya CD'lerde, DVD'lerde görebiliriz. Bu bizim İnşallah. için gerçekten mutluluk verir. Değerli maestro, çalışmamız, sunumumuz bu kadarlık bence yeterli olsun. Çünkü çalışmalarınız var biliyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Zonguldak Devlet Konservatuarı opera bölümü hocaları olarak hazırladığım bu programımız burada sona erecek. Bugün konuğumuz olarak orkestra şefi maestro İbrahim Yazıcı'yı konuk ettik. Sizinle çok güzel bir sohbet ettik. Son cümlenizi arz alabilir miyiz? Son cümlem ne olsun? Bu korona sürecinde herkes kendine dikkat etsin. AVM'ler açılsa bile gitmek zorunda değilsiniz. Sağlık her şeyden daha önemli. Hepimiz tabii konserlere gitmeyi falan da özledik ama her şey elbet dinecek. O gün gelene kadar evinizde bol bol film izleyin, kitap okuyun, müzik dinleyin. En güzel şekilde geçirin zamanınızı. Hiçbir şey için acele etmeyin bence. Şarkıcıysanız da sesinize çok iyi bakın. Sakın bağırıp çağırmayın. Bağırmadan şarkı söyleyin. Malum evlerdeyiz zaten, evet. Çok teşekkürler değerli maestro. Kendinize Ben iyi bakın. teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Tüm Sağ olun. İyi katılımcılarımıza da çalışmalar diliyorum. çok teşekkür ederiz. Herkes Sağ olun. kendisine dikkat etsin. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Hadi. Görüşmek üzere.